Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Arka cam motorlarını filmlerden dolayı söküp yapmak için sökmüştüm kapıyı. Fakat buranın cam motorunun olmadığını görmüştüm. Çünkü aldığımdan belli, ilk defa söktüğümden dolayı. Buna istinaden de zaten şu cama film çekebilmek için komple yerinden çıkması gerekebilir. Ayrıca zaten burayı açmışken şu kapı kilit motorunu sökmem gerekiyordu. İçerisine ulaşıp kapıyı açtığınızda lamba yanmıyordu. Hazır sökmüşken bunu da yapabilmek için şu sacı şu anda söküyorum. Civataları var şuralarda. Onları zaten yine göstermiştim. Şurada yine klipsler var motora ait. Motora bağlantıyı yapan. Oraları söküyorum. Şurada bir civatamız var. En son bir tane şöyle kaldı. Tutuyor şu anda, sökmedim. Sonra şurayı çıkartmamız gerekecek. Şuraya giden telimiz var. Sonra şurada kapı kilit düğmemiz var. Şurada mekanizması var. Burayı rahatça sökebilmek için sadece komple çıkarıyorum. Ayrıca burayı sökmüşken komple bir temizleyip bakımı da yapmak için. Şöyle naylonu falan var. Perişan olmuş. Toz pislik içerisinde. Şuradaki giderler falan tıkanmış. Onların bakımlarını yapmak için söküyorum. Bunun için de yine bir videosunu çekmek istedim. Şimdi şuradaki son civatayı sökeceğim. Sökmeden önce şu döşeme klipsleri tarzı olan şeyleri de sökeceğim. Kilitten ayıracağım. Burayı söktüm. Şu mandalı kaldırıp ileriye doğru ittirdiğinizde çıkıyor şuralarından. Şöyle, çünkü tırnaklar falan var. Ve şunu da sökeceğiz. Şurada bir kelebeğimiz var demiştik. Kapı kilit düğmesine bastığınızda sistemi çalıştıran. O telleri çıkaracağım yerlerinden ki sonra burayı, şu civatalarını söküp motoru dışarıya alacağım. Şuradaki soketini de çıkartmayı unutmuyoruz. Tırnağını kaldırıp açıyoruz şu şekilde. Kapıyı sökeceğim, bu şekilde kalacak. Daha önceden de ben bu yöntemi kullanmıştım. Kapı açık alacağı için, motora çünkü işimiz olacak. Şöyle şu araya girecek bir içeriden bir şey takıp bırakacağım. Kapıyı toparlamayacağım için oradan ulaşılabilir durumda olacak. Kapı kilit motoruyla da o şekilde söküp alacağım. Kapımız da kilitli kalmış olacak. Şurayı kırdım, çıkardım. Zaten kırık olduğu için kapı sacından ayırabileyim diye telleri. Ucuna bakalım. Şöyle bir yapısı var zaten. Şuraya geçiyordu. Şuradaki tırnaklarını kırıp çıkardım. Şöyle yerden kırılmıştı zaten. Şimdi daha rahat sökebileceğim. Şu civatayı da gevşeteceğim. Kapı motorunu sökeceğiz. Söktüm, aldım yerinden. Kabloları şöyle yerlerinden kurtarıyoruz. Kablo tutacakları var. Soketi zaten çıkarmıştık. Sacımızı aşağıya aldık. Şunu da yerinden çıkarmadan sacdan arkaya düşürdüm. Şöyle şuralarında takılılar. Bunları biraz sonra alacağım yerinden. Sacı komple çıkardık. Şuradaki civataları da açtım. Şu telleri üzerinde açtıktan sonra şöyle çekip alabiliyorsunuz yerinden. Arka kapı kilit motorumuz da bu şekilde. Şimdi bunu söküp içerisine ulaşmaya çalışacağız. Bunun bakımlarını yapacağız. Ayrıca yine kapıyı sökmüşken burada şu kapı gergi kolumuz var. Onun yağlamasını, bakımlarını falan yapacağız. Şuraların temizliğini yapacağım, yıkayacağım. İşlemlerimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bunun da yağlamalarını gerçekleştireceğim. Buraları tamamen silip temizleyeceğim. Şimdilik işlemler devam ediyor arkadaşlar. Başka bir şeyimiz yok. Diğer adımlara geçelim.
Evet, parçalarımızı da yıkadık tertemiz. Toz pisliği gitti. Söktükçe böyle her parçayı yıkıyorum ben. Tozları pisliği gitsin. Mümkün olduğunca temizlemeye çalışıyorum. Toz kokusunu azaltmaya çalışıyorum. Yıkama işlemlerini yaptım. Yıkanması gereken parçaları yıkadım. Kapı döşemesini de sildim. Şu tozlu yerlerini özellikle ki yapıştıracağım diye baliyle. Bu tüm tozlarını aldım. Şöyle saç kurutma makinesiyle de hemen kuruttum. Çünkü zamanım yok, kuruması için bekleyemeyeceğim. Nemlendiği için balinin yapışırken sıkıntı olmasın diye kuruttum. Şimdi uygulayacağım. Şöyle elimde çöpler var. Bunlarla uygulayarak şu bantta da yapıştıracağım. Özellikle şu köşelerini falan. Bunu daha önce ön kapıların döşemelerini söktüğümde camlar için onları da uygulamıştım bu işlemi. Devam edelim işlemlere. Uyguladım. Şu an çöp yardımıyla güzelce yediriyorum. Şöyle yayıyorum ki yapıştırabileyim. Döşemelerde en iyi uygulama yapıştırıcı olarak bali tarzı yapıştırıcılar. Kuruduğunda da esnek kaldığı için, yumuşak kaldığı için, sertleşmediği için sorun yapmıyor. Yapıştırma işlemlerini tamamladım. Şöyle kağıt bantla yapıştırdım güzelce. Köşe olan kısımları da mandallardan yardım alarak güzelce tutturdum. Geçen sefer bunu akıl edememiştim. Yani oralara bir mandal tuttursaydım köşe kısımlar daha güzel tutacaktı. Bir önceki yapıştırdığım kapının döşemeleri şuralar güzelce oldu fakat köşeleri tutmadı. Yine açıldılar. Onlara tekrar bir işlem uygulayacağım tabii ki. Döşeme ile ilgili işlemleri tamamladık sayılır. İşim bittiğinde bu hazır olmuş olacak. Bantlarını sökeceğim. Şimdi kilit motoruna geçeceğiz. Onu sökeceğiz. Onun işlemlerine devam edeceğiz. Kilit motorunu çok pis durumdaydı. Berbat durumdaydı. Sildim, temizledim. Çalışabilir hale duruma getirdim. Şurada vidalarımız var. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de burada. Şöyle minik vidaları var. Fakat geriye kalan kısmını açabilmek için şurada perçin mi desem puntalar var. Bunları bir önceki söktüğüm kapı kilit motorunda da aynı şekilde yapmıştım. Şu kafaları denk geldiği için sonradan fabrikasyon pres şeklinde örtülüyor. Plastiği bırakmıyor. İçerideki mekanizmayı tutuyor. İçerideki kolları sabitliyor yani. Bunu şimdi şarjı vasıtasıyla matkap ucunu takıp tam ortalarında zaten izleri var. Delermiş gibi yapıp törpüleyip kafalarını yiyeceğim. Kafalarını yedikten sonra da engelden kurtulup kapağı açmış olacağız. İçerisine ulaşıp içerisindeki sivice bakacağız. Sivic bozuk mu, kablolar mı kopuk nedir? Müdahalesini gerçekleştireceğiz. Tamamen parçalarını söküp dağıtıp bir önceki kapı kilit motorunun bakımlarını yapmıştım. Fakat bunun için o kadar uğraşmayacağım. Sadece genel olarak temizledim, sildim. İçinin yağlamalarını yapıp sivic işlemini halledip pardon. Toparlayacağım. Fazla vaktim sürem yok. Havalar da çok müsait değil. Yağışlı falan. Ancak fırsat bulabiliyorum. İşe de gidip geldiğim için vardiyalı çalışıyorum. Yat kalk derken fazla zamanım fırsatım olmuyor. Bir an önce söküp halledip toparlamaya çalışacağım. Biraz uzun sürecek. Bu şekilde yapa yapa kafalarını törpülemiş olacağım. İşlemlerine ben devam ediyorum. Fazla da videoyu uzatmayalım. Gösterdim nasıl yapıldığını arkadaşlar. Bir söküp açalım içini. Devam edeceğiz.
Evet, şarjlı delmedi. Yani bayağı bir uğraştırıyor. Eskisinde bu şekilde delmiştim ama baktım ki olmayacak, iş uzayacak. Sonra şu matkabı buldum. Şöyle ağzında şöyle bir delici alet var. Ağzı da keskin. Elmas bildiğim kadarıyla. Elmas tarzı. Şöyle güzelce başını oydu yedi. Tam olmadım da devam edeceğim. Buraya da aynı işlemi uygulayacağız. Evet, sonunda açabildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraları yedim güzelce. Biraz çapak kaldı ama onları düzelteceğiz. Kilit mekanizmamız böyle. Şimdi sivilce ulaşmak için buradaki tüm parçaları sökeceğim. Bakımını da yapacağım. İçerisine bayağı bir pislik gitti. İleride kilit takılmasın diye. Parçaları sırayla söküyorum. Sıralamaları aynı. Ön tarafınki kilitlerini yapmıştım daha önce. Benziyorlar. Şu bir kenara alalım. Şunu çıkarıyoruz. Şurayı çıkarırken bir tane yay var. Takarken de ona dikkat etmemiz lazım. Ve şu orta göbeğinde oturması lazım taktığımızda. Şuraları delmiştik, çapaklar duruyor. Onları temizleyip alacağız. Böylelikle 4 tane parçamız var içerisinde. Kilit olayı da şurada. Şurayı kontrol ederek. Şu ileriye geri giderek mekanizmayı kilitlemeyi sağlıyor. Şurada ayrıca bir tane de kapı koluyla içeriden açıldığında bir mekanizmamız var. Önlerde bu yok. Şunu çevirdiğiniz zaman şuradaki dilin altına geçen bir kanatçık var. İçeriden açılmasını engelliyor. Şuraya altına girerek şunun ileriye basmasını engelliyor. Ve içeriden açılmıyor kapılar. Şimdi bu kısımları çıkardıktan sonra motor mekanizmasını da şuraları da silip temizleyip yağlayacağız. Soketimizi çıkaralım yerinden. Soketten şöyle bir motora giden ikili kablomuz var. İkisi de sivice gidiyorlar şöyle. Şimdi şurayı bir yerinden çıkaralım. Dişli takımını çıkardım yerinden. Dişli takımı şöyle motor çevirdikçe şu burgu üzerinde ileri geri gidip geliyor. Kolu hareket ettirerek kilitlemeyi sağlıyor. Kilitlediği için düğmelere bassanız da açılmıyor. Birkaç yerden kilit noktası var tabi. Dışarıdan kilitlenme olayı, içeriden düğmelerden kilitlenme, buna bağlı elektrik motoruyla uzaktan kumanda modülüyle kilitlenme. Durum böyle. Bir toparlayalım. Zaten onları yine anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir kaba aldım bunların hepsini. Hepsini sıcak suya koyup yumuşatacağım kirlerini. Temizleyeceğim, fırçalayacağım. Sonra toplayıp yağlayacağız. Bu işlem ayrı. Şimdi çıkardığımız şu soketle beraber motor ve switch grubu var. Bunu ön kapıların kilit motorunda gösterdiğimde buraya giden 4 kablo vardı.
Motorun beslemesi hariç. İki tane de şurada bir sivicimiz vardı. Bu öndeki iki tane daha sivic dışarıdan anahtarla kilitlediğinizde kilitlerin pozisyon bilgisini merkezi kilit sistemine bildiriyor. Kilitlediğinizde diğer kapılar da kilitlenmiş oluyor. Ön ve arka kapıları da bu şekilde kilitlemiş oluyorsunuz. Yani ön kapılardan anahtarla kilitlediğinizde arka kapılar da kilitlenmiş oluyor. Bunu sağlayan ön taraftaki ikinci sivişti. Arka tarafta ise tek bir sivicimiz var. Kapı açıldığında burada bir tane basan dil var. Bu arka için sadece kapının açık veya kapalı olduğunu araca bildirerek ekranda kapı açık ikaz işareti var. Onun lambasını yakıyor. Aynı zamanda bu paralel olarak tepe lambalarının bir zaman modülü var. Arka koltuk arkasındaki onu göstermiştik. Onunla ilgili de detaylı bir videomuz olmuştu. Orayı da buradaki paralel bağlantıyla birlikte kapı açıldığında tepe lambalarını yakıyor. Buna yarıyor aynı zamanda. Şimdi çalışmama sebebi ise şu dibinden kablolar kopmuş, oksit yapmış. Şöyle 4 tane delik var. Arkalarda dediğimiz gibi bir switch kullanıldığı için beyaz altta kahverengi üstte kopmasından dolayı switch devre tamamlayıp kısa devre etmediği için algılamıyor kapının açılıp örtülmesini. Lambalar yanmıyor. Ekrandaki ışık da yanmıyor dolayısıyla. Şimdi burayı temizleyeceğim. Güzelce tinerle. Kabloların ucunu soyup lehimleyeceğim. Lehimledikten sonra da sıvı conta var elimde. Diğer yine ön taraftaki kapı kilitlerinde uygulamıştım. Buralara güzelce çekeceğim ki tekrardan su gitmesin. Biraz daha ömrünü uzatabileyim. Ayrıca şu işlemler bittikten sonra da kapağı örterken de etrafına yine sıvı conta uygulayacağım. Mümkün olduğunca sudan uzak tutmaya çalışacağım. İçerisine su gitmesini engelleyeceğim. Şimdi şunun temizliğini yapıp kovuçlarını soyup lehimlemesini yapalım. Şimdi tinerle temizleme işlemini gerçekleştirdim. Şöyle eski diş bir fırçasıyla şuradaki oksitleri, pisliği giderdim. Sildim, temizledim bezle de. Kablonun ucularını açtım. Şimdi şuradaki lehimleme işini yapacağız. Lehimleme işlemi bittikten sonra da şunların temizliğine geçeceğiz. Lehimleme işlemini bitirdim. Güzelce lehimledim yerlerine. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Lehimler de böyle. Lehimledim işlemi bitti buranın. Buraya şimdi bir sıvı conta uygulayacağım üzerine. Sıvı contadan sonra da diğer işlemlere devam edeceğiz. Sıvı conta işlemi de bitti. Uyguladım güzelce. İçerisine sakladım. Kablonun açık kalan kısımlarını, lehim kısımlarını ki herhangi bir su teması olursa oksitlenme gerçekleşmesin. Lehimlerin de üzerlerini örttüm. Zaten diğer taraflar açık değil. Dikkat ettiyseniz şöyle üzerlerinde vernik var. Kapatılmış zaten. Bunun işlemi tamam arkadaşlar. Kuruyacak. Şunları da halledelim. Toparladığımızda hepsini montajını gerçekleştireceğiz.
Elimde iki tane bunlardan var demiştim. Bu sol kapının sacında, sacın kapı içi denk gelecek şekilde olan parçası. Bunu diğer kapının sacıyla karşılaştırdım. Biri hala üzerinde duruyor sağlam. Bu sol kapı, bu da sağ kapı. Bunu da şu kısma takacağız. Burası yine kapının içine denk gelen kısmı, sağ kapı. Şöyle şunlardan da anlaşıldığı üzere içeriye denk gelecek. Kablolar da şuradan yürüyor. Motor mekanizmamız var zaten burada. Ve şurada camın geldiği, aşağı indiğindeki kıza kısımları. Bunlar zaten sökülmüş demiştik. Şimdi bunu takacağız buraya. Bu şekilde olacak. Bunu sökebilmek için şöyle alttan bir engeli var. Engelini kaldırıp çeviriyorsunuz. Çıkaralım yerinden. Şöyle bir yapısı var. Şu engeli şu deliğe denk geliyor. Buradan kaldırıp çeviriyorsunuz. Şurada kelebek kısımları var. Bu parçalandı sökerken tabii. Bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Sonradan fark ettim tamamen sökünce. Şimdi kendi parçasını takalım. Yerine oturttum. İki elle oturtabildim. Yerine geçirdikten sonra kelebek kısmını şöyle çeviriyoruz. Yerine oturdu. Bu şekilde olacak. Şu kısmına üstten düğme denk geliyor. Kapı kilidinin kapı üstündeki yani düğme buraya denk geliyor. Şu kısmına da şu parçamız. Bunu takacağız. Bunu da yerine oturtunca şu tellerden uzun olan yani kapı kilidine giden kısım şuralardan geçecek. Bunları da oturtacağım şimdi. Taktım hepsini yerine. Mekanizmayı toparladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şunu henüz oturtmadım. Bunu her şeyi sadece yerine oturduktan sonra takacağım. Takması da kolay olsun diye. Yani sistem şu şekilde. Göstermeye çalışayım. Şöyle kaymayacak şekilde. Ya da elimizde oynatalım. Şuraları da oturttum. Güzelce yağladım. WD-40'la yağladım. Bunu da yerine oturtturdum. Takılışı bu şekilde arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Şimdi sıra geldi araca montajına. Orada da bir şeyler göstermeye çalışacağım adımları.